Sevgili dostlarım hepinize selamlar saygılar sunuyorum. Şimdi sizlere bir yıldızlarma bakımı yapacağım. Özel bakım sınavı kazanacak mıyım? Kazanmam için neler mümkün diye soruyorum. İster bir üniversite sınavı olsun ister işe girme sınavı olsun. Bakalım neler söylüyor bize yıldızlarımız neleri yapmamız gerekiyor hayrımıza olan bir şeyi çekmek için neler mümkün diyoruz. Ve ben bakıma başlamak istiyorum arkadaşlar. İsteyenler sağ tarafa yönelebilir. İsteyenler sol tarafa yönelebilir. Tek tek yorumlamaya çalışacağım. Şimdi sağ tarafa yönelen tüm dostlarıma bir kere bir hayalleri olduğunu sağlam duruş sergilediklerini gösteriyor. Sağlam bir duruşunuz var sağ tarafı seçen tüm dostlarıma. Ve Aynı zamanda bakınız unuttuğunuz bir şey elinize gelebilir. Zamanı iyi kullanmanız gerekiyor ve yalanlardan dolanlardan uzak bir dönem sizi bekliyor. Şimdi sağ tarafı seçen tüm dostlarıma söylüyorum. Daha önce ya bir iskambil falı baktırdınız ya bir kahve falı baktırdınız. Olumlu bir şeyler söylemişler. Sanki böyle. 6-7 kez bir şeyleri denemişsiniz. Belki astroloji bakımı yaptırdınız. Hepsi de olumlu söylemiş. Bence sağ tarafı seçen tüm dostlarımın olumluya ihtiyaçları var. Ve gelecekle ilgili kaygılardan kurtulmaları lazım. Zamanı iyi yönetmeleri isteniyor. Sınavda yapman gereken tek şey zaman. Zamanı iyi yönet ve Diyelim bilmediğin soruları ertele, bildiklerini çabucak yap, zamanı iyi yönettiğinde bence hatırlamadıkların, bilmediklerin de birdenbire aklına gelecek. İki okul arasında gidip geliyorsun ya da iki iş arasında gidip geliyorsun. Acaba hangisinde maddi kazanç olur diye. Maddi kazancın önünü, hani... Öne açık maddi kazancın. Sen sağ, sağ tarafı seçen dostum sana diyor ki istediğin işte daha başarılı oluyorsun, istediğin iş üzerine odaklan, herkes seni sevecek, her şeyde kurtuluş bulacaksın diyor. Ve e, sevgili arkadaşım ister iş olsun, ister üniversite sınavı ya da bir e, KPSS gibi bir sınav olsun ne olursa olsun e, istediğini elde edecek misin dediğim gibi zamanı iyi yönetmen lazım bir de etrafında çok insan var ve yani boş boğazlık eden seni boş boğazlığa götüren ya da duygusal bazı şeylerin var bu duygusal tıkanıklıkları aşman gerekiyor ilişkin varsa beraberliğin varsa soft bir hale getir ve sorunların gideceğini gösteriyor sağ tarafı seçen tüm dostlarım ilişkileri düzelecek ve kafalarının düzgün olmasıyla kalplerinin sevgiyle dolması sebebiyle başarı gözüküyor eğer sağ tarafı seçen sen sevgili dostum kalbin boş ise gittiğin yerde bir partner bulman gittiğin yerde hayatını değiştiren bir eş bulman söz konusu Yalnız dikkatli olman lazım sevgili arkadaşım. Neye dikkatli olman lazım? Haksızlığa karşı dikkatli olman lazım. Ve de biraz maddi sorunlar veriyor. Sağ taraf seçen tüm dostlarımdan. Gerek üniversite olsun gerek ıı, işe girmeniz olsun. Maddi sorunları veriyor. Bunlar için sabır istiyor sizden. Sabretmenizi istiyor. Bazı dostlarım sınav dolayısıyla ek iş yapabilirler ya da ne bileyim ben biraz gecikebilir sınav sonucunu alma ya da bir meslek seçimi düşünüyorsan ikilem arasında kalma iki veya üç seçim arasında kalma söz konusu kimsenin tesiri altında kalmadan kendin gideceksin ve su dolu yani suyun olduğu bir yer veriyor göl olabilir, deniz olabilir gittiğiniz yerde burayı veriyor ve buralardan da hayır ve bereket göreceğinizi söylüyor. Yalnız sağ tarafı seçen dostum etik olmayan insanlarla karşılaşabilirsin veya ailede bazı sorunlar yaşanabilir, kardeşlerinden destek görebilirsin, senden küçük yaşta biriyle destek görebilirsin. Annenle çatışabilirsin, babanla çatışabilirsin kaba davranışlarına maruz kalabilirsin ama bu sınav senin nasibin alacaksın çünkü sen hayallerinin üzerine giden bir insansın yay olabilirsin balık, terazi zeki bir terazi olabilirsin, zeki bir kova olabilirsin hangi burçtan olursan ol fark etmez ama bu burçlara daha bir önem veriyor sağ tarafı seçenler bu burçlar öncelikli oluyor ya musavir zikri çıkıyor size sağ tarafı seçenlere. 336 kez Ya musavir zikrini çektiğinizde arkadaşlar mutlaka ve mutlaka Ya musavir Ya musavir Ya musavir zikrini en az 10 gün çekmenizi öneriyorum. En az 10 gün musavir esmasının yörüngesine gireceksin. Hayallerin otomatikman gerçekleşmeye başlayacak. Hayallerin gerçekleşmesi demek ilham alacağın olaylar olacak. Sana bir yol açılacak. Rabbimin izniyle o yoldan gideceğini başarılı olacağını şimdiden müjdeliyorum. Sağ tarafı seçenler yağ bir zikrini çeksinler arkadaşlar. Sol tarafı seçen tüm dostlarıma çabaladıklarını görüyorum. Çok çabalıyorlar bir şeyler için. Bayağı bir çaba göstermişler. Ee, Ezberinizin çok kuvvetli olması lazım. Sol tarafı seçen tüm dostlarımıza bir şeylerin ezberlenmesi lazım. Ee, arkadaşlar, ben de burada biraz sonra bu tartışmayı başlatmak istemem ama ezber çok önemli bir basamaktır. Öğrenmenin en önemli basamağıdır. Bunu kabul etmemiz lazım. Özellikle çarpım tablosu falan çocuklara ilkokulda çok disipline edilmiş şekilde verilmeli. Çünkü çarpım tablosunu çok iyi bilen çocuklar iyi matematikçi oluyorlar. Ya yani o yüzden buradan herkese söylemek istiyorum. Hinduların ve uzak doğuluların başarılı olmalarının bilgisayar sektöründe başarılı olmalarının yegane sebebi ikinci sınıfta birden 20'ye kadar çarpım tablosunu öğretiyorlar. çocukları 7-8 yaşında beyinlerine kazındığı için ezberleri çok güçlü. Arkadaşlar bir ara ciddi olarak dediler ki ezberci eğitimi hayır hayır falan bunu çok söylediler. Ben o zamanlar öğretmenlik yapıyordum. Biz de inandık bu söylemlere ama sonra bir baktık ki ezber öğrenmenin en önemli basamağı şiir ezberlemek lazım. Çarpım tablosu ezberlemek lazım. İşte kimyada formülleri ezberlemek lazım. Bu konuyu burada tartışmaya açmak için söylemedim ama ezberlemeniz gereken bir şeyler var. Ezberleyin. Belki şiirleri ezberleyeceksiniz, belki matematikte formülleri ezberleyeceksiniz, kimyada formülleri ezberleyeceksiniz. Sol tarafı seçen tüm dostlarım, ezberinizin çok kuvvetli olması lazım. Arı gibi çalışmanız lazım. Eksik var mı? Hayır. Çok güzel çalışılmış, çok güzel yapılmış ama ben biraz sizin saati iyi değerlendirmeniz gerektiğini, bir de dönüp dolaşıp benzer sorulara tek tek yanıt vermenizi rica ediyorum. Bir de maneviyata sarıldığınızda her şey yoluna girecek. Bu ara neşelisiniz çünkü sınavlarla ilgili bir şeyler alacaksınız, sonuçlar çok iyi olacak ve bir ipin ucundan tutacaksınız. Maddi konuları düşünün. Yani biraz daha sağ tarafı seçenlere farklı söyledim ama size diyorum ki maddi konuları da düşünün. Kolay işe girebilir miyim? Ben bu okula girersem ya da ne bileyim yurt dışı olur mu? Gelişmem nasıl olur diye düşünün. Ya da sol tarafı seçen işe girmek isteyen dostlarıma söylüyorum diyorum ki işle ilgili düşünün. Acaba daha iyi neler mümkün diye düşünün. O işte ilerleme imkanım var mı diye düşünün. Eğer yanlış seçiminiz varken varsa yol yakınken uzaklaşın. Bir de sol tarafı seçenlere duygusal hayatlarında biraz mola vermelerini rica ediyorum. Çünkü bazı dostlarım sol tarafı seçenler duygusal hayatlarında bir boşluk var ve yalanlardan bıkmışlar duygusal hayat seni aşağı çekecek, modunu düşürecek. Bence sınava olabildiğince hakim olmak için güzel çalışmalar var. Yoğun olarak çalışmaya ağırlık ver. Bazen kaderden kaçamıyoruz ama bu dönem kaderi kendin yaratıyorsun. Onu da söylemek istiyorum. Bir kargaşanın içerisindesin ve bir yol ayrımına gelmişsin. Duygusal hayatta birilerini yok edeceksin onun arkasına kutlama yapacaksın arkadaşlar. Duygusal hayatta sıkıntılar çekilebilir ama diyor ki sistem sen diyor şu an sınava odaklan. Çünkü senin aşağı çeken aşk gibi ya da yalancı aşık gibi ya da ilişkilerde sorun gibi bu tür aşağı modlarla uğraşmayacaksın. İleri hamleler yapman lazım. Devamlı surette ilerlemen lazım diyor sistem bize. Bunu da kulağına küpe yap sevgili arkadaşım. Bunu unutma. Mutlaka şu an sınav olacak. Aşkla meşle kaybedecek vaktin yok. Bir de ezberin çok iyi olması lazım bir konuda. Ve sol tarafı seçen tüm dostlarıma ya halik zikrini veriyorum. Tekrar sayısı 731'dir arkadaşlar. Ya halik zikri eğer işe girmek istiyorsan seni üst skalalara taşıyacak, yaratıcı yeteneğini kuvvetlendirecek, ya haliksikte senin varlığını hissettirecek. Eğer öğrenciysen, üniversite sınavına falan hazırlanıyorsan, çıkmazda olduğun, saplandığın bir konuyla ilgili birdenbire sende bir beyin fırtınası estirirken hemen o bölgede çalışma yapacaksın. Zihninde aktivasyon başlayacak, konsantrasyon başlayacak ve bir konuya odaklandığın için başaracaksın. Bir meslek seçeceksin ama o da zaten seni sürekli olarak sağlam temellerle hep yukarı taşıyacak arkadaşlar. Ben bütün dostlarımıza, bütün yavrularımıza başarılar diliyorum. İşe girecek olanlara bol kazançlar, hayırlı işler ve sınava girecek tüm dostlarıma, çocuklarımıza da Güzel meslekler diliyorum. Kazançlı ve doyumlu meslekleri olsun hepsinin. Şimdiden başarılar diliyorum. Allah yardımcınız olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Beğeni butonuna basmayı unutmayın efendim.